Merhabalar değerli öğretmenlerim. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. 20 tane güncel çözeceğiz. Nokta atış olabilecek soruları tespit etmeye çalıştım. Hemen başlayalım. İlk sorumuz gelsin. 15 Temmuz İstiklal Tüneli hangi iki ili birbirine bağlamaktadır? Cevabımız Kastamonu, Çankırı. İki tane Karadeniz şehrini 15 Temmuz İstiklal Tüneli birbirine bağlamaktadır. İkinci sorumuz, Türkiye'de ilk turistik yerleşim yeri neresidir? Aklımıza direkt Akdeniz gelebilir ama doğru cevabımız İzmir Çeşme arkadaşlar. Turistik anlamda ilk yerleşim yeri İzmir Çeşme'ymiş. Ülkemizde en çok zeytin üretim alanına sahip olan il hangisidir? Benim aklıma direkt Balıkesir falan geliyordu ya da Akdeniz'den bir il geliyordu. Doğru cevabımız Aydın arkadaşlar. Ülkemizde flamingo cenneti olarak bilinen yer neresidir? Flamingolar yazın gelir, sıcak yerleri severler ve Tuz Gölü, flamingo cenneti ülkemizdeki Tuz Gölü'dür arkadaşlar. Türk İslam tarihinin ilk medresesi hangisidir? Nizamiye medreseleri dediğinizi duyar gibiyim ama değilmiş. Semerkant medresesi, Karahanlılar döneminde Tapkaç Buğra Han tarafından Semerkant'ta açılmıştır. Daha önce yani. Ülkemize artistik jimnastik dalında ilk olimpiyat madalyası getiren sporcu kimdir? Hemen cevabımız geliyor. Ferhat Arıcan. Etibank, İş Bankası, Sümer Bank ve Ziraat Bankalarından hangisi Atatürk döneminde açılmamıştır? Açılmamıştır. Arkadaşlar Etibank, İş Bankası ve Sümer Bank Atatürk'ün dönemindedir. Yani Atatürk'ün yönetimde olduğu bir şekilde yönetimde olduğu dönemdedir. Ziraat Bankası ise Atatürk'ün yönetimde olduğu dönemden daha öncedir. 20 Kasım 1863'te Sırbistan'ın Pirot ilçesinde Mithat Paşa tarafından Memleket Sandıkları adı altında Ziraat Bankası'nın temelleri atılmıştır. Bunu karıştırmayalım. Avrupa Birliği'nin genel merkezi nerededir? Uluslararası Kuruluşlar bölümünde bu soru çıkabilir. Cevap Brüksel arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuz gelsin. Avrupa Birliği'ne en son üye olan ülke hangisidir? En son üye Hırvatistan'dır arkadaşlar. Hemen yine benzeri bir soru. Avrupa Birliği'nde kaç üye vardır? Toplam şu anda Avrupa Birliği'nde 27 tane üye vardır Hırvatistan'la birlikte. Cumhuriyetin ilanı hangi yıl bayram olarak kutlanmaya başlandı? Cevabımız gelsin. 1925. Sıradaki sorumuz gelsin. Ormanlarımızda en fazla alanı kaplayan tür hangisidir? Arkadaşlar, çam gibi düşünebilirsiniz ya da başka bir şey düşünebilirsiniz ama en fazla ormanlardaki alanı kaplayan ağaç meşe ağacıdır. Dünyanın en yüksek şelalesi hangisidir? Hemen Angel Şelalesi cevabımız geldi. Karıştırmayalım. Milletler Cemiyeti nerede kurulmuştur? Cevap 10 Ocak 1920'de İsviçre'de kurulmuştur. Biz bayağı bir geç üye olmuştuk Milletler Cemiyeti'ne 1932'de. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası hangisidir? İlk anayasamız Teşkilat-ı Esasi'dir. Latin harfleriyle basılan ilk gazete hangisidir? Mardin gazetesidir arkadaşlar. Avrupa Birliği'ne katılmayı halk oylamasıyla reddeden İskandinav ülkesi hangisidir? Norveç'tir. Norveç iki defa halk oylaması yapılmış, ikisinde de reddetmiş. En uzun sahil şeridi olan ilimiz hangisidir? Antalya der gibi geliyor, sanki dediğinizi duyar gibiyim ama değil, Muğla arkadaşlar. Çünkü Muğla'nın sahili çok girintili çıkıntılı. Girintileri çıkıntıları açtığınız zaman daha uzun bir mesafe oluyor. John Steinbeck'in 1929 yılındaki ekonomik krizi ele aldığı eseri hangisidir? 1929'da öyle bir ekonomik kriz olmuş ki üretim düşmüş, ürün üretilememiş, hatta insanlar üzüm bile bulamamışlar. Gazaba uğramış her şey. John Steinbeck'te oturmuş gazap üzümlerini yazmış. Yüzyılın adamı seçilen bilim insanımız kimdir? Gazi Yaşargil'dir arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Burada yapacağınız yorumlar bir sonraki videolarda bizleri yönlendirecektir. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, bana katıldığınız için.